Hocamıza hoş geldiniz. Ziyaretinizden ziyadesiyle memnun olduk daha doğrusu. Bize gurur verdiniz. Gerçekten 2-3 aydır bu katliamın dışında da başka siyasi katliamlar olduğu şırnaktı. Halen de devam ediyor. Belediye Başkanımız Ramazan Uysal dahil 8 belediye başkanımız bölgeden esir alındı diyelim. Çünkü bunlar tutuklu değil. Suçları sadece halka hizmettir. Bundan dolayı arkadaşlarımızı rehin aldılar. Partimizin yöneticileri, il başkanımız, MDP il başkanımız dahil hiç kimse kalmadı. Yani biz bu yıl içerisinde aynı köyde 3 tane eylem gerçekleştirdik. Parti olarak, o arkadaşlarla beraber. Birincisi, biz gittik sınır ötesinden 10 cenaze getirdik. Bu birincisi, devleti kızdıran yönelik. İkincisi, daha önce oy potansiyelimiz %40'tı ve geçen seçimde %85'e çıktı bu köyde. Onun yanı sıra biz gittik barış anneleriyle bir hafta boyunca canlı kalkan eylemi gerçekleştirdik bu köyde. Ama bu olayın tek sebebi bunlardır. Çünkü bu belki yüzyıllardır orada yapılıyor, sınır ticareti. Diğer tarafta kalan köy de aynı Roboski köyüdür. Sınır çizildiği zaman onlar o tarafta kaldı, bunlar bu tarafta. Yani gidenler bir sınır ötesine gitmiyor. Akrabasına gidiyor, ticaret yapıyor. Köyüne gidiyor. Aynı kendi köyüne gidiyor. Olan yani yapılan operasyon da, yapılan bombardıman da yani sınırın bu tarafında. Düşünün yani biz oraya gittiğimizde yani sözde sınır çizilmiş. Yani sınır çizilmiş. Oraya taş koymuşlar, işte sınırdır. Taşın tam dibine değmiş ve dibinde altı arkada şey düşmüş. Yani tam sınırın ortasında. Düşün yani sınırda merminin havasıyla bu tarafa düşen arkadaşlar var yani. Uçurum bu tarafa düşen parçalar var. Yani bu mesela diyorlar ya bir özürle bir vesaire tazminatla bu iş kapanır. Kapanmaz. Yani dile getiremezler. Burada bu insanlar kendi iradesine, kendi diline, kendi insanına sahip çıktı diye yaptı. Bunu dile getiremezler. Yani nasıl bir özür yapacaklar? Efendim bilmem hangi komutan yanlışlıkla tetiğe basmış. Bu özür kabul edilemez bir şey. Bir taneyi ceza yani, verecekler. Bir tanesini kurban edecekler. Nasıl ki orada kaymakamı kurban edip önlerine gönderdilerse aynı şekildir. Yani bu Türkiye siyasetinde çözülecek bir konu değil. Yani biz bunları çok yaşadık Van'da. Gördünüz 33 kişiyi topladılar bir ara, kuşmadısınız. Neydi efendim? Gerilla katılımı var. İradesine sahip çıkan insanlar oldu. Burası da aynı şekil. Yani ne yaptılar bu sefer? Yani alanda tek bir siyasetçi bırakmadılar. Botan alanında tek bir siyasetçi kalmadı. İkinci şık neydi? Geliye Tiara'da gördünüz kimyasal silahlarla 32 gerilla şehit düştü. Yetmedi, millet ayakta kaldı. Bu sefer 35 genç katledildi. Bilerek, kasten. Yani 4 saat terörün görüntüleri. Bunların gidiş gelişi 3 saat. 3 saat 45 dakika. Gidiş gelişi 3 saat 45 dakika. 4 saat terör izleme yapmış. Bunların köyde çıkışı zaten ve geri gelişi. Peki sen bunların gelişini takip ediyorsun da gidişini nasıl takip edemiyorsun? Hani efendim diyorlar gelecekler bilmem Bağız Erdal gelecekmiş, Türkiye'ye geçecekmiş. Peki Bağız Erdal gelecek tamam 40 kişiyle gelecek. Nereye baskın yapacak? Sen Tobur'a gidene kadar 2 tane köy var arasında. Bu köyün arasından geçmesi lazım. Başka hiçbir yol yok. Hiçbir çıkış yok. Sen o yolu kapatıyorsun ve milleti topluyorsun, önü kesiyorsun. Millet 7'şer, 6'şer geliyor, toplanıyor bir alana ve askerini geri çekiyorsun, bombalıyorsun. İki köyün boşalma neticesinde kurulan bir mahalledir. Zevyan ve Odana.
Yukarı gideceğimiz köy Gülyazı'dır. Mezarların bulunduğu yer Gülyazı'dır. Yani bir kilometre falan da. Şu üstteki tepenin arkası. Yüreklerimizde yaşadık. Bu acıların bir daha yaşanmaması için kalkıp acımızı paylaşmak için buralara geldik. Resim halkı adına ve Dersim'deki bütün demokratik kurumlar adına acınızı paylaşıp hepimizin başı sağ olsun. Güzel günlerde bir noktada buluşmak i̇nşallah isterdik. Olsun. Bunu inşallah kendi çocuklarımıza, torunlarımıza armağan edebileceğiz böyle bir gelecek. Ama biz kendimiz, biz de görmek istiyoruz. Yakın, yani çok yakın diye düşünüyorum. Maalesef hep acılarda buluşma ortamımız oluyor. Çünkü hep acı yaşıyoruz, hep acı çekiyoruz. Bu köydenim. Bu şehitlerin hepsi Kürdistan şehitlerinin hepsi akraba olur. Şimdi öncelikle misafirlerimize hoş geldik demek istiyorum tekrar. Şimdi şöyle bir durum var. İki köyden oluşuyoruz. Yani katliamın gerçekleştiği aslında iki köy. Bulunduğumuz köy gerçek ismi Beyce. Fakat devlet tarafından zorla değiştirilerek Gülyazı yapılmış. Beyce Geldanice bir isim olur. Burada eskiden Keldaniler yaşardı. Keldaniler Hristiyan olup Süryani kavmine mensuptur. O toplu soykırım döneminde buradan kaçmışlardı Türk devletinden. Aşağı köyün adı da Robosk. Gerçek adı Robosk. Biz oğulları, ağları o yaparız. Bask, Bosk olmuş Robosk. Robosk köyü de burada. Şu anda herkes Kürt ve Sünni Müslüman. Fakat eskiden burada Hristiyan kardeşlerimiz yaşardı. Mesela benim bir dedem de Keldani Hristiyan olur. Bu köyün nüfusu 4200 kişiden oluşmaktadır. Aşağı köyde yaklaşık olarak 1500 kişi. Bu köyün şöyle bir özelliği var. Çok direnişçi, kendi davasına, kendi halkına bağlı bir toplumdur burası. Aşiret olarak da. Bu bağlılıktan rahatsız oluyor tabii ki devletler. Zamanında ilk tarihte ilk bombardıman yapıldığında Süleymaniye yapılmıştır. Tarihte uçaklarla ilk bombardıman Süleymaniye yapıldı. Akabinden bu köylere yaktıldı İngilizler tarafından. Çünkü biz tarihin başından beri kendi davamıza, kendi halklarımıza, kendi özgürlüğümüze sadığız. Olay birkaç gün önce oldu bildiğiniz gibi. Burada kaçakçılık çok normal bir şekilde yapılır. Ben iki sene önce buradaydım. Alay komutanı halkı topladı. Dedi ki evet biz biliyoruz gidiyorsunuz geliyorsunuz ama benim önerim silah, eroin tarzı şeyler getirmiyorsunuz ama yine de söyleyeyim getirmeyin yoksa yollar kapanır. Yani bu derece burası biliniyor. Halkın gidip geldi. Gündüzleyin halkın askeriyenin gözü önünde çocuklarımız sınırı geçtiler. Gündüz herkesin gözü önünde, birkaç askeri birliğin gözü önünde sınır dışına geçtiler. Sınır dışı dediğim onlara göre sınır dışı. Sonuçta öbür taraf da bizim akrabalarımız. Benim amcalarım sınırın öbür tarafında mesela. Oradan gidiyorlar işte günlük 30, 40, 50, 60 TL kar ediyorlar. Özellikle çocuklar gitmiş bu sefer. Ve en küçük grubumuzdu. Yani biz buna şey yapıyoruz. Allah'tan en küçük gruptu bu. En küçük grup gitti bu sefer. Daha kalabalık 200-300 kişi gidiyor. Eskiden millet. Bir gün öncesinde de bir komutan halkın gidip geldiğini görmüş, öyükleri indirmeleri falan. Maşallah şu çalışkan halka bakın demiş. Yani normal bir askeri komutan diyeyim size. Ya bu kadar biliniyor, bu kadar normal bir şey. Fakat buna rağmen üç grup halinde gelen kitleyi, yani yolcu
kaçakçıları onların tabiriyle tırnak içinde birleştiriyorlar üç grubu. Birinci grubu çeviriyorlar, ikinci grubu da çeviriyorlar, üçüncü grubu da çeviriyorlar. Öyle bir şey yapıyorlar ki üç grup da bir yerde toplanıyor. Sonra uçaklara haber verilip bombardımana maruz bırakılıyorlar. Net biliyoruz ki napalm bombaları kullanılmış. Fakat oraya giden halk ile beraber gittiğimizde oradaki kokudan anlaşılıyor ki kimyasal silah kullanılmış. %95 ihtimalle kimyasal silah da kullanılmış napalm bombalarının yanında. Peki bu ilk kez mi başımıza geliyor buranın halkı olarak? Tabii ki değil. Şu anda görevde olan Genelkurmay Başkanı, daha önce buranın komutanıydı. Yani bu bölgenin komutanıydı. Yaklaşık olarak 10 yıl önce yanılmıyorsam, tarihlerde şaşırabilirim. O Azat'ın önemli olan o değil olay. Yine de bu halka karşı işte Delila vardı mesela ve onun sanatçı arkadaşlarına karşı, gerillalara karşı kimyasal silah kullanmıştı bu Genelkurmay Başkanı. Burada kimyasal silah kullanmış, normalde insanlık suçudur, cezalandırılması gerekirken maalesef AKP hükümeti tarafından ne yapılmıştı? Genelkurmay Başkanı yapılmıştı. Biz onlara fazla bir şey demiyoruz çünkü Kırmançki'de yani Zazaki'de bir laf vardır. Zidizmin rellomen niyo gibi, yani düşmana zidizmin rellomen yine. Sonuçta onlar bizim ülkemizi, bizim topraklarımızı, bizim coğrafyamızı istila etmişlerdir. Onlar kendi görevlerini yapıyorlar, yapacaklar. Fakat bizim de yapacağımız tek şey direnmektir, birlik olmaktır. Acılarımız çok büyük, acılarımızı hafiflettiler. Niçin acılarımız hafifliyor? İşte Dersim'den, biz Sünni Müslümanız ama Dersim'den Alevi kardeşlerimiz geliyor, ulusumuzdan olsun, halklarımızdan olsun insanlar geliyor. Bizim acımızı paylaşıyorlar. İşte İran parlamentosunda insanlar ayağa kalktı, oradaki halkımız. Güney Kürdistan'dan temsilciler geldi buraya. İşte özellikle BDP'ye çok minnettarız ki baştan beri bizi yalnız bırakmadılar ve sürekli bizimle oldu. Diğer sivil toplum örgütleri bizimle beraber oldu. Yani iktidarların, zalimlerin gözü çok korktu. Evet, acımız çok derin. Fakat bunların bir daha olmaması için birlik olmamız lazım. Ve biz bu sefer bunu çok ciddi bir şekilde gösterdik. Bunun yanında çok acıklı bir şey var. 35 insanımız öldü. Hiç tutuklanan olmadı. Ceza yiyen olmadı. Hep ötelemek istiyorlar, ertelemek istiyorlar. Mecliste şimdi TOKİ falan tartışılıyor, TOKİ kanunu. Bunlar tartışılmıyor. Fakat kaymakam bir dayak yedi diye şu anda bütün Enci ailesi baskı altında. Gençler kendi köyleri dışına çıkamıyorlar. Geceleri de gidip başka evlerde yatıyorlar. Niçin? Askeriye, polis baskın yapacak evlere, o Encileri tutuklayacaklar diye. Şu ana kadar 6 kişiyi tutukladılar Enci ailesinden. Hem çocuklarımızı öldürüyorlar hem de çocuklarımızı tutukluyorlar kaymakama el kaldırmış diye. Yani durum çok vahim, çok trajik. Ama yine başımız dik. Sonuçta biz Seyit Rıza'nın torunuyuz. Biz Şeyh Said'in torunuyuz. Bizim suçumuz nedir? Bunların torunu olmak. Yani onurlu olmak. Bizim suçumuz nedir? Selahaddin Eyyubi'nin torunu olmak ki bütün Orta Doğu halklarını birleştirmiş. Kudüs'ü aldığında Batı güçlerinden, emperyalistlerden Yahudileri oraya çağırmış. Buyurun Kudüs'e yerleşin demiş. Biz Kerimhan Dimeyli'nin torunları İskizden Devleti'ni kurduğunda halkları birleştirmiş, barış için savaşmış. Hatta Osmanlı valisi kendi yönetiminde olmadığı halde Bağdat'ta fazla vergi alınca bu Kürt kral gidiyor 1760-70'lerde gidiyor Bağdat valisini öldürüyor, fazla vergi alıp halka zulmediyorsun diye. Biz Şeyh Ahmet Barzani'nin torunlarıyız ki emperyalist İngilizler buraya geldiklerinde, evet buraya geldiklerinde biz sizinle el sıkmıyoruz, siz emperyalistsiniz, kan emicisiniz, fitne çıkarmak için buraya geldiniz. Biz Orta Doğu halkıyla beraber kardeş olarak size karşı mücadele edeceğiz. Biz bunların torunuyuz ki bizim başımıza bunlar geliyor. Rawlinson var profesör, kendi kitabında diyor ki Kürdistan halkları adeta Allah tarafından zorbaların, zalimlerin başına bela olmak için dünyaya gönderilmiştir tarihin başından beri. Evet, biz zalimlere, zorbalara geçit vermeyeceğiz, devam edeceğiz. Değil 35 kişi, 35 milyon Kürt de öldürseler biz bu yoldan dönmeyeceğiz, mücadelemize devam edeceğiz. Ayrıca yüreğinize su serpmek için de son olarak şunu söyleyeyim. İşte korucu köyüydü, devletçi köyüydü diyorlar. Bunların hepsi yalan. Çünkü buranın %90'ı BDP'ye oy veriyor. Bu halkın %90'ı. Büyükleri kalktığında %91 oran ama sadece gençlerden yeni yetişen nesilden bahsettiğimizde %99'u BDP'li. %99'u kendi köyüne, kendi halkına, kendi kültürüne, kendi ulusuna bağlı insanlar. Ve buranın çok değişik bir yapısı da var.
direnişçiyiz. Örneğin PKK gerillası içinde gerilla olarak mücadelede 18.500 kişi yaklaşık olarak öldürülmüş. Bu 18.500 kişinin PKK şehidinin 1370'i bu ailelere ait. Yani bu Boyan aşiretine ait. Biz kendi halkımıza hep bağlıydık. Mustafa Barzani bile sıkıştığında, peşmergeleri çöktüğünde burada geçici bir komite kuruluyor ve Güney Kürdistan'ı tekrar buradan yeşertiyorlar. İşte biz bunların evladıyız. Biz böyle bir halkız. Kalbimiz Dersim'de, Loristan'da, güneyde, kuzeyde, her tarafta bir ulus olarak atıyor. Halkımızla beraber hep beraberiz. Acısıyla, tatlısıyla beraber özgürleşeceğiz. Teşekkür ediyorum. Devletin tazminat suyuna gidiyorsunuz. Şimdi devletin şöyle bir tazminat durumu var. İşte tazminat vereceğiz. Bir şehit annesi, burada öldürülen bir gencin annesi çok güzel bir cevap verdi Tayyip Erdoğan'a ve onun adamlarına. Dedi ki, sadece ve sadece biz senin oğlunun parmağını keselim, 1 trilyon verelim. Kabul ediyor musun? Yani bizi parayla, malla, mülkle, dünya malıyla, dünya mülküyle kandıramazlar. Eğer öyle kanabiliyor olsaydık hepimiz devletin ajanı olurduk, devletin miti olurduk, boyun eğerdik ve zenginleşirdik. Meselemiz Kürt olarak yaşamak, özgür olarak yaşamak. Buradan bütün Alevi, Yezidi, Yaresan, Zerdeşli, bütün Kürdistan halklarına, Keldanilere, Hristiyanlara hepsine selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Onların kalbimizde yeri olduğunu herkes bilmeli. Kürdistan olarak yaşayacağız, devam edeceğiz. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. İlk taziye çadırı kurulduğu ilk günde işte AKP'nin bir adamı mikrofona bir kendi adamlarından birisini çıkarıyor. Diyor ki işte AKP'liler vali gelecek buraya, saygı gösterin, hürmet gösterin diye. Ben de mikrofonu aldım. Bir vatandaş olarak söz hakkını aldım. Dedim ki biz onları burada görmek istemiyoruz. Zaten acımız büyük. Zaten bu işleri planlayan, organize eden onlar. Burada ne işleri var dedim. Sürekli ölüm tehditleri alıyorum telefonlardan. Hayati güvencemiz yok. Ölüm tehditleri alıyoruz. Sadece ben değil, dediğim gibi bütün Encü ailesi tehdit altında. Yani hem ölüyoruz, çocuklarımız öldürülüyor. Hem de neden böyle oldu? Tepki gösterdiğimiz zaman da ölüm tehditleri alıyoruz telefonla. İsterseniz telefon numaralarını da sizinle paylaşabiliriz.